ve hiç işlenmemiş bir dönemdeyiz. Bir destan anlatıyoruz. İnanılmaz bir his. Yeni bir dünyaya ve atmosfere girmenizi gerektiren işler olduğu için. Alışkın olduklarımızın çok dışında olduğunu düşünüyorum. Enfes bir dönem yarattı bize. Çok detaylı bir çalışma var arkasında. Bir o kadar çekici ve bizi içine alan ve davetkar bir dünya. Şu an Beykoz Kundura Fabrikası'ndayız. Bugün yeni dizimiz Destan'ın basın lansmanı var ve ayrıca dizinin birçok sahnesi de yine burada çekiliyor. Diziyle ilgili bilgileri hep birlikte oyunculardan dinleyeceğiz. Edip Tepe'nin hayat verdiği Batuga karakterinin odasındayız. Tarihi doku o kadar güzel işlenmiş ki kendinizi tarihin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. İstediğimiz hayal dünyasını kurduk ve muazzam bir çalışmayla gece gündüz vitesiyle mücadeleyle bugünkü halini aldık. Bir taraftan da sizin hikayenizi anlatabilmeniz için bu hikayeyi tek emeğe bölecek oyuncu arkadaşlar birikiyor. Doğal olarak hikayeyi onlara teslim ediyorsunuz. Hayalinizi onlara teslim ediyorsunuz. Onlar sizin hayalinizi karakter olarak canlandırıyor. Önce bitti. Biz de şimdi oyuncuları bulduğumuz yerde onlara kısa kısa sorular sorup cevaplarını alacağız. Hadi gidelim. Bu hiç işlenmemiş bir dönemde. Türklerin İslamiyet öncesi dönemini, yaşayışını, ruhunu anlatacak olan bir dönem. Bu anlamda gerçek hikayelerle kurgusal hikayelerimizi birleştirdiğimiz ve yorumcu izleyenlere de yorum hakkı tanıdığımız bir iş olacak. Onların hayal dünyasına da bırakacağız. Çünkü belirli kriterlerimiz ya da belirli tarihi olaylara dayanmıyoruz. Bir destan anlatıyoruz. O yüzden bu anlamda heyecanlıyım. Değişik bir iş olacağını düşünüyorum. Bu tarz diziler biraz yeni bir dünyaya ve atmosfere girmenizi gerektiren işler olduğu için garip hissettiriyor. İyi hissettiriyor, heyecanlandırıyor, oyun veriyor, yükseltiyor insanı. Gök Hanlığı'nın üç teginden, yani Hanlığın varisinden, üç varisinden bir tanesiyim. En küçük erkek çocuğuyum. Ve aynı zamanda bedensel engellerim olduğu için de aslında tahtta sıralama olarak, varis olarak gerilerde görünen bir karakteri oynuyorum. Bu yüzden bunu kurmak çok keyifli ve biraz girifte bir hikaye olduğu için oyuncunun çok böyle ağzını sulandıran bir rol diyebilirim. Tasarımcımız Serdar Başbu sağ olsun enfes bir dönem yarattı bize. Bilmediğimiz bir dönem. Bilmediğimiz dönemle ilgili çalışmak gerçekten çok güç. En doğru olanı ve seyirciye estetik bir şekilde ulaşmış olacak olanı seçmek çok zor. Biz de bunun içerisinde doğru duyguları ve doğru dramaturjiyi seyircimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok doğru bir senaryo, mükemmel bir dekorun içerisindeyiz. Eminim seyircilerimiz keyifle izleyecektir. Ülkede şimdiye kadar hiç yapılmamış, bizim ülkemizde hiç değinilmemiş bir dönem. Çok çok detaylı bir çalışma var arkasında. Umarım salı günü seyirciyle buluştuğunda aynı tutkuyu ve aynı aşkı seyirci de hisseder. Biz buram buram hissediyoruz. Çok da mutluyuz. Ben Ula Ece'yi oynuyorum. Gök Hanlığı'nın Katun'u, Alpa Buha'nın eşini, Kaya ve Temur'un annesini oynuyorum. Hanlığına, hanına çok bağlı, cesur bir kadını oynuyorum. Valla açıkçası dönemin ruhunu yakalamak adına çok heyecan verici. Zaten bu buradaki incelikli çalışmayı da hepiniz gördünüz. Bunun devamında da çok kıymetli, kreatif bir ekiple, çok
güzel bir çalışma var ve haliyle bunun içinde olmak, bu dünyaya dahil olmak adına bizlere de çok artı pozitif değer katıyor. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız. Çok uzun bir hazırlık sürecinden geçtik hepimiz. Temmuz ayından beri at eğitimi, ok eğitimi, kılıç eğitimi alıyoruz. Kendimizi sınırların altında hissetmiyoruz. Çok büyük bir alan var ve aslında bu hem seyircinin hem bizim hem bu kurulmuş dünyanın hayal gücüne teslim edebildiğimiz bir alan. O yüzden de çok heyecanlıyım, çok mutluyum ve bu şans bana verildiği için gerçekten çok çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Destan Salı günü 20'de TV'de izlemeyi unutmayın.